Merhaba arkadaşlar. Sıfırdan ileri seviye Word eğitimi serisinin 7. videosuna hoş geldiniz. Bu videoda Word'de üst bilgi, alt bilgi, sayfa numaraları nasıl ekleniyor ve Word'de iki farklı formatta sayfa numarası nasıl eklenir bunları öğreneceğiz. Öncelikle metinlere üst ya da alt bilgi eklemek istediğimizde ya üst kısma tıklıyoruz ya da alt bilgiyi eklemek istiyorsak da alt kısma tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan çıkabilmek için görüldüğü üzere burada bir şablonumuz mevcut. Üst bilgi ve alt bilgiyi kapat seçeneğine tıklıyorum arkadaşlar. Ya da bunu üst bilgide göstereyim. Ya da sayfamın herhangi bir yerine çift tıklayarak da üst bilgi, alt bilgi seçeneğimi sekmemi kapatıyorum arkadaşlar. Üst bilgi, alt bilgi de göstermek istediğim şeyler üst bilgi, alt bilgi seçeneklerimi. Görüldüğü üzere farklı formatlar mevcut. Tarih ve saat ekleyebiliyorum. Belge bilgisi yani yazar, dosya adı, dosya yolu, belge başlığı, hızlı bölümlerden otomatik metin ekleyebiliyorum. Resim ekleyebiliyorum. Örneğin bir resim ekleyelim. Bu şekilde bu kısma yazı yazabilirim. Üst bilgi, alt bilgi de yazı yazdım. Ancak herhangi bir yere tıkladığımda görüldüğü üzere çok soluk gözükmekte. Ancak yazdır dediğimde normal rengine dönecektir arkadaşlar. Hiçbir sıkıntınız olmasın. Üst bilgi, alt bilginin konumunu ayarlayabilirim. Yani daha fazla ya da daha az yapabilirim. Buradan üst bilgiyi düzenliyoruz. Buradan da alt bilgiyi kaç santim olması gerektiğini düzenliyoruz. Ancak daha kolay bir de yolu var. Cetvelden üst bilgi, alt bilgimizin boyutunu da ayarlayabiliriz. Aynı şekilde alt bilgimizi de ayarlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi de sizlere sayfa numaraları nasıl eklenir onu göstermek istiyorum. Ekleye geliyoruz. Sayfa numarası diyoruz. Sayfanın sonu diyoruz arkadaşlar. Bunu tam sol tarafa, ortaya ya da sağa ekleyebiliriz. Ya da istediğimiz şekilde dizayn da edebiliriz arkadaşlar. Ben bunu vermek istiyorum diyelim. Şekil biçimini, şekil dolgusunu ayarlayabiliyorum. Rengini de siyah yapalım örneğin. Dediğim gibi çıktı aldığınızda rengi normal görünümüne kavuşacaktır arkadaşlar. Bu şekilde bütün sayfalarımda sayfa numarası belirmiş oldu. Ya da şu şekilde sayfa numarasımızı istediğimiz rakamdan da başlatabiliriz. Ekle diyoruz. Sayfa numarası diyelim. Sayfa numarasını biçimlendir diyelim. Başlangıcımızı belirlerken örneğin ben 2'den başlasın istiyorum sayfa numaram. Tamam dediğimde birinci sayfam 2 rakamından başlayacaktır arkadaşlar. Herhangi birisini seçerek de yapabilirsiniz. Şimdi de Word'de iki farklı formatta sayfa numarası nasıl eklenir? Onu göstermek istiyorum sizlere. Ben birinci ve ikinci sayfamın roman rakamında olmasına, diğer 3, 4 ve 5. sayfalarımın ise normal sayı rakamında olmasını istiyorum arkadaşlar. Öncelikle roman rakamı vereceğim sayfanın sonuna geliyorum arkadaşlar. Yani benim ikinci sayfam. Sayfa düzeninden kesmeler, sonraki şuraya tıklayalım tekrardan kesmeler diyorum, sonraki sayfa diyorum arkadaşlar. Roma vereceğim sayfaların ilk sayfasına geliyorum, tekrar ekle diyorum, sayfa numarası diyorum. Sayfa numarasını biçimlendiriyorum ve sayı biçiminden roman rakamını tercih ediyorum. Başlangıcı tercih ediyorum arkadaşlar. Ve tekrar
Sayı biçimine geliyorum. Sayfanın sonu diyorum. Bu şekilde sayılarımı vermiş oldum. Görüldüğü üzere birinci ve ikinci sayfam roman rakamı, üçüncü sayfam ise normal sayı oldu arkadaşlar. Normal sayı vereceğim sayfaya geliyorum ve sayıya tıklıyorum arkadaşlar. Burada görüldüğü üzere öncekini bağla seçeneğini kapatıyorum. Önceki sayfayı bağlamayı kapattıktan sonra tekrar sayfa numarası, sayfa numarasını biçimlendir. Bu şekilde yapıyorum. Tekrardan başlangıç diyorum. Tamam'a basıyorum. Herhangi bir yere tıklıyorum arkadaşlar. Ben 1 ve 2. sayfanın roman rakamı, roman rakamı ve diğer sayfalarında normal sayı olmasını istemiştim. Görüldüğü üzere arkadaşlar diğer sayfalarım normal rakamda oldu. Evet arkadaşlar, bu videoda Word'de üst bilgi, alt bilgi, sayfa numarası nasıl eklenir ve Word'de iki farklı formatta sayfa numarası nasıl eklenir bunları öğrendik. Diğer bir videomuzda da Word otomatik düzeltme ayarlarını ve Word'de herhangi bir kelimeyi bulup değiştirmeyi öğreneceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Takipte kalın.